Merhaba arkadaşlar. Daha canlı. Ben benim kanalımda daha canlı konuşulur. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Beyin fırtınasına hoş geldiniz. Fırtınasına değil, fırtınasına. Fırtınasına hoş geldiniz. Seni yerim ben. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım inşallah. Hepinize selamlar gönderiyorum. Ben bugün ne yapıyorsunuz diye sorarsanız. Arkadaşlar önümüzde görmüş olduğunuz gibi köy biberlerimiz var. Köy ya da normal biber. Annem bunların içini oymuş bir güzel sanırım. Oyma değil. Yani kesmiş. İncelerini ayırdım. Böylelerini yıkadım. Hemen. Öyle sede yaptım. Şimdi bunu bu şekil kışlık evet. Turşu yapıyorum. İçine dolduracak. Bu şekilde yavaş yavaş. Nedeni tuzunu, sarımsaklarını böyle buna yeterli. Bunu da zaten ne yapacağınız diye sorarsanız bunun biraz kurutabilirsin. Hayır, irisini aldım. Bunu bu şekil tuzlu suya koyuyorum. Tepesinden tuzlu suyu kaynatacağım. Kışın derin dondurucudan daha güzel oluyor. Bunu sarımsaklı yağda her neyse göster. Ha onu kızartacağım. Seviyorsunuz ya. Evet. Bunu çıkarıp ettikten sonra 1-2 gün ve akşamdan sıcak suya ve soğuk suya ıslatıyorsunuz. Güzelce ne? Tavamızda bunu da kızartıyoruz arkadaşlar. Harika, çok mükemmel bir tat oluyor. Bulacağım. Tamam, hadi bakalım başla. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi bir boş şişemiz var. Bunu annem içine görmüş olduğunuz gibi biberleri hızlı hızlı tek tek ikişerli ikişerli atabildiği gibi atmaya çalışıyor. Bu da turşu olacak. Bu turşu olacak. Bunun nasıl turşu yapıldığını şey yapılacak. Bunu yerken ister yağlayın, ister bu şekil sarımsakla tuzlu bildiğiniz harika çok güzel tatlı acı değil ama. İçinden acısı var mı bilmiyorum ama tatlı biber, kıl biber. Aynen öyle. Biber severler içinde. İçine acı da koyar. Evet. Biber. Var aslında atsam mı ki? Cin biberi var. Bir sana bir sürprizim daha var. Tamam tamam şimdi değil onun sırası. Hayır yaptım ama göstermedim dün. Senden habersiz bir gördüm, şey daha gördüm. Aldım. Bu kadarmış arkadaşlar. Ben ama bu biberi sevmiyorum ki. Bu cin biberi. Ya ben bu top biber alacağını zannettim. Bu topu ufa. Top biber istiyordum ben. Bunun ufağına değil. Ben büyük istemedim. Bu şekil. Gülcan bunu iki kere de yiyor arkadaşlar. Çünkü çok acı değil. Açtığı çok zaman. Acı değil de bazen de çok acı çıksa bile acı yani yiyen birisiyim. Ben ufağını istediğim bak, için annem böyle ufak. Arkadaşlar istedim. Annem şimdi çok acı değil diyor ama şöyle bir şey var. Bunu yiyenler belki yiyen kişiye acı gelecek. Ama şöyle bir şey. Ben her ne kadar acı olsa da cin biberine varana kadar her biberden yiyebildiğim için acıya dayanıklı. Ya ben anne bildiğin şu hani cin biberi var ya. Ya şu öyle şu. Ha. Ben bunu ufak istedim. Onu bile yiyebilirim. Bak bunu ufak istedim. Kadın öyle getirdi çünkü yokmuş. Yarım kilodan bu kadar çıktı. Her neyse olabilir öyle şeyler. Umarım inşallah. Gelmesin. Ben keşke şey diyordum ya. Bizim köye gittiğimiz zaman böyle bağ bahçe olan bir yer var. Orada keşke biber toplasaydım. Keşke hala içimde o kaldı ama olmadı. Şöyle zaman kalmadı ve dalında bir sürü vardı ya. Ve tarla büyüktü. Keşke dedim toplasaydım. Ki zaten o hani yanlış anlamayın. Ki o tarla zaten bir tanıdığın hani şeydi. O yüzden son dakika aklımıza geldi. Hatta toplayın falan dediler ama biraz acelemiz olduğu için direkt kalkmak zorunda kaldık. Neyse beni de görmek istersiniz. Annem onu doldurana kadar ben de şuraya hemen tripodumu getireyim. Bunu bu şekilde hemen tuzuyla gösterebilirim. Dur hayır. Doldurduktan sonra göster. Niye acele ediyorsun? Niye fark etmezmiş? İçini. Anne o ne bu arada? Hiç söylemiyorsun. Ne olduğunu umarım biliyorum. Sirke. Bunu sirke. Biz sirkeli yiyoruz arkadaşlar. Bunun başına da tuzumuzu, suyumuzu koyup ağzını kapatıyoruz. İsterseniz sirkeyi bakın sene, ne kadar koydu hemen göstereyim. İki sene boyunca bekletebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. Kanalımıza tamam bakayım. Tamam orayı kapatma. Daha burayı bitmedi dur. Neyse bu kadar mıydı? Bu kadar olsun mu?
Hadi olsun elime bakalım. Elime geçtikçe böyle elime geçtikçe gecen de gördünüz. Ama bulabilirsem kelek turşusu. Kelek. Arkadaşlar bu arada patlıcan turşusu kurmayı biliyor musunuz? Bilmiyorsanız annem size bir patlıcan turşusu kursun. Ne dersiniz? Olabilir. Olabilir. Aynen. Her neyse. Şimdi bu biberleri dolduracak içine iyice. Biber turşusu böyle kuruluyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet de kolay. Biberleri ortadan ikiye kesiyorsunuz. Ondan sonra kestikten sonra böyle bir şişenin içine ya da artık çok yapacaksanız, çok seviyorsanız cam şişenin içine, kavanozların içine, her türlü şeyin içine koyabilirsiniz. Bu elimin altındaydı hemen. Biz zaten böyle genelde annemin biber turşusu olsun. Ondan sonra kavunun, karpuzun kabuğu olsun. Buna genelde kuruyor. Görmüş olduğunuz gibi kesiyoruz. İçine bu şekilde atıyoruz. Ondan sonra sirkemizi yarı yerine kadar, 1,5 litrenin yarı yerine kadar dolduruyoruz. Ondan sonra içine birkaç diş sarımsak koyuyoruz. Bunda çok sarımsağa gerek yok. Çünkü zaten kendi biberin orijinal tadı olacak. Ondan sonra yarı yerinden sonra da tuzu suyla. Tuzu da böyle koyabilirsiniz. Suyla kapatın. Tamam. Onu da gösteririz zaten. Arkadaşlar neyse ben dur. Tamam söylerim. Dur. Bir dakika hemen. Yani gerek yok. Eritmedim bugün. Tuzu eritmemiş annem. İçine direkt koyacak. Çünkü bizim iri tuz aşağıdaymış. Depoda. Depoda bugün dinç olsun. Varı da aslında eritilmiş. Tamam bence yeter anne. Şeyi erir. Ben şimdi alayım. Şeye ufak kaç ya. Kaşık koydun acaba? Anca ufak ya. Hı-hı, tamam. Evet. Şimdi üzerine de su koyacak. İyice doldurduktan sonra. Size bak. Evet bulaşık. Ama kusura bakmayın. Bunu da böyle. Neden böyle bugün pasaktasın anne? Anamı doyurdum. Sen yatarken görme değil. Bunu daha doldurmadım. Dolduracağım. Bunu yine bu şekil. Çalkalıyor. Hani arasına geçsin diye. Burada sirke kokusu ve sarımsak kokusu çok güzel geldi. Açım aç. Annem bu şekilde dolduracak içini iyice. Valla ben yedim böyle domates, yeşil fasulye yapmıştım. Onu göstermene gerek yok şimdi anneciğim lütfen. Yok yedim diyorum ben. Afiyet olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Bunu kışa yedireceğim şimdi vermem. Tamam o sorun değil zaten. Başka aşağıdan biber getiririm ben de. Bunu bu şekilde dolduracağız. Ağzını da bir güzel kapatacağız. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın.